ilk hıçkırdığını hissetmemdi. Karnımda biri hıçkırıyor. Yani ben hıçkırıyor gibiyim ama ben değilim. Bunu deneyimlemek çok enteresandı. Şu anda da hıçkırıyor. İnanılmaz bir şekilde. Evet, hazırım. Çok hazırım. Evet efendim, buyurun. Hamile olduğumu ilk öğrendiğimde heyecan ama biraz da endişe vardı. Kahvaltıya gitmiştik eşimle beraber, orada öğrendim. Sabah doktor kontrolüm vardı, kan vermiştim. Onun sonucu çıkınca doktorum beni aradı ve hemen ağlamaya başladım zaten. Benim ağladığımı görünce İsmail ne olduğunu anlamıştı, arkadaşımın haberi yoktu. İlk aslında Şirin'le, arkadaşımla paylaştım. En çok annemin yardımını aldım. Tecrübelerinden faydalandım. Annem hem bir ikiz çocuk sahibi hem ben varım. Tabii ki bu süreçte anneanne olacak olması, ilk torunu olması onu çok çok heyecanlandırdı. Eminim ki daha da güçlü bağlarla bağlanıyoruz. Vücudumda inanılmaz değişimler oluyor ilk haftadan bu haftaya kadar. Bu her anını ayrı ayrı keşfetmek, her anına şahit olmak gerçekten bence hamileliğin en unutulmaz, en heyecanlı tarafı. Gerçekten bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz. İnanın her şeye değer bir süreçti. Psikolojik değişimlere ayak uydurmak bence fiziksel değişimlere ayak uydurmaktan biraz daha zor. Çünkü dakikanız dakikanıza uymuyor. Zaten çok her şeye ağlayan ve duygusal biriyim ama bu süreçte Neil Armstrong'un aya çıkan videosunu seyrettiğimde herhalde bir 20 dakika falan ağladım diyebilirim. Neden olduğunu bilmiyorum, böyle enteresan değişimler oluyor. Hamilelik sürecimin başından beri her ay aynı kıyafetle aynı fonun önünde fotoğraf çekiyorum. Çok güzel böyle bir 9 ayrı fotoğraftan oluşan portfolyolar gördüm. Ben de o vücudumdaki değişimi, arkada da mevsimlerin değişimini görmek çok hoşuma gidiyor. Son bir fotoğraf kaldı. Çocuk sahibi olmayı istemek tamamen bencil bir duygu. Annenin ya da babanın hayata kendinden bir parça getirmek istemesi. Çünkü nasıl biriyle tanışacaksın, nasıl biriyle karşılaşacaksın hiçbir şey bilmiyorsun. Ama kendinden bir parçayı görmek istiyorsun. Beni heyecanlandıran gerçekten onunla birlikte ben de birçok şeyi keşfedeceğim eminim. Hayata başka türlü bakmaya başlayacağım. Belki empatim değişecek. O süreci çok merak ediyorum. Çocuğum doğduğunda ona ilk söyleyeceğim şey beni seçtiğin için çok teşekkür ederim olacaktır. Benim için annelik en heyecanlı bilinmezlik. Hamileliğimin ilk aylarında hamile olduğumu öğrenen tüm kadınlar bana bir çatlak krem kullanmam gerektiğini söylüyordu. Ve hemen arkasından Lierac diye bir marka var, hemen onu alıyorsun diye ekliyorlardı. O kadar çok duymaya başladım ki ben de araştırmaya başladım. Ve fark ettim ki Lierac'tan başka kullanabileceğim bir çatlak kremi yokmuş. Gerçekten kullanan tüm kadınlarda sonsuz memnuniyet geri dönüşü aldığım için hiç düşünmeden direkt Lierac'la başladım ben de. Annem 3 çocuk dünyaya getirmiş ve çok çatlağı vardı. Ve bunun için anneye benzer durumu korkusundan dolayı benim de çatlağım olacağını düşünmüştüm. 37. haftadayım, hiçbir çatlağım yok. Hamilelik süresi boyunca yanımdan ayırmadığım büyük şişe suyum. Bir hırkam vardı, onu hiç yanımdan ayırmadım. Çünkü ne zaman üşüyeceğim, ne zaman sıcaklayacağım belli değildi. Ve elbette bitkisel içerikli Lierac Fitolastil Gel.